Mega Mac'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin ve Dilan Polat çifti tutuklanmıştı. Pazar sabahı cezaevine giren Dilan Polat'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Dilan Polat'ın verdiği 31 sayfalık ifadede en dikkat çeken bölüm ise şirketlerine polis tarafından baskın yapıldığı an çalışanlarla yaptığı konuşma oldu. İfade tutanağına geçen konuşmada Dilan Polat çalışanı Burcu Gülen'e grupları komple sil, temizle hepsinin talimatını veriyor. Bu konuşmadan yaklaşık 20 dakika sonra Dilan Polat yine çalışanını arıyor. Polislerin hala orada olup olmadığını soran Polat baskınla ilgili bilgi alıyor. Konuşma içerikleri okunan Dilan Polat'a silinmesi talimatı verdiği, grup mesajlarından hangi konuşmalar olduğu ve bu talimatı neden verdiği soruldu. Dilan Polat ise grupta kendi vücuduna ait fotoğraflar olduğunu, o yüzden endişelendiğini söyledi. Aşk hayatı hızlı olan ünlü isimlerden şarkıcı İrem Derici, 8 ay aşk yaşadığı Atakan Işıktutan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Yoğun iş temposundan birbirlerine vakit ayıramadıklarını söyleyen Derici, "Korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük" açıklamasını yapmıştı. Aşk acısı çekmeyen İrem Derici, Atakan Işıktutan'ın ardından yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Derici'ye binlerce beğeni ve yorum geldi. Son dönemlerde TikTok canlı yayınlarında yaptığı tuhaf halleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Arnavutköy'de geçtiğimiz akşam yakın dostu Mehmet Ali Erbil ile buluştu. Mal varlığını kime bırakacağı konuşulan Ortaç ilk kez çıkan haberlere yanıt verdi. 15 milyon TL borç ödedim. Çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım sözleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, öldükten sonra mallarını çalışanlara bırakacağı iddiasını yeniledi. Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden ünlü şarkıcı Sibel Can, kazancının pek çok kısmını gayrimenkul olarak değerlendiriyor. Yatırımlarını gayrimenkulden yana kullanan ve 50'ye yakın dairesi olduğu konuşulan Sibel Can, bu sefer tek taş pırlanta yüzük alarak kendisini ödüllendirdi. Yüzüğün değerinin ise 50 bin dolar, yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu gelen bilgiler arasında. Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında olan reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Ceren Karakoç, verdiği röportajda projede hayat verdiği Nursema hakkında açıklamalarda bulundu. "Nursema gibi bir arkadaşım olsun isterdim" diyen Karakoç, Nursema'ya aslında çok güçlü bir kadın olduğunu ve kimsenin fikrine, aklına ihtiyacı olmadığını, yeri geldiğinde tepkisini herkese gösterebileceğini ve hayatta ondan daha değerli bir şey olmadığını söylemek isterdim ifadelerini kullandı. 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocukların masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını, yumdu gözünü. Kutluay'ın "çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener, "öyle bir şey yok, çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmayı utanır" dedi. "Bunun protokolde yazması gerekir. Oğlum gel, neyse yaparız" demesi lazım. "Git annen yapsın, git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım" diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı. Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.